Değerli katılımcılar, Jeomorfoloji Derneği Çevrimiçi Seminerler serisinin 19.'suna hoş geldiniz. Bugünkü seminer konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Murat Kale hocamız, antropojenik aktivitenin akarsu ve kıyı morfolojisi üzerindeki etkisi, Yeşilırmak Nehri ve Deltası konu başlıklı sunumu ile bizlerle olacak. Hoş geldiniz Murat hocam. Hoş bulduk Neslihan hocam. Seminere geçmeden önce öncelikle Murat hocamızın kısa bir özgeçmişini sizlere aktarmak istiyorum. Ardından bir hatırlatmamız olacak ve sonrasında sözü Murat hocamıza bırakacağım. Doktor öğretim üyesi Murat Kale, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmuştur. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim ve Temin Politikası'nda Türkiye'nin mevcut ve geliştirilebilir hidroelektrik potansiyelinin 7 adlı yüksek lisansını Profesör Doktor Alparslan Arıkan danışmanlığında bitirmiştir. 2013 yılında ise Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri bölümünde Profesör Doktor Hakan Yiğitbaşıoğlu danışmanlığında Ankara örneklemi üzerinde iklim değişikliğinin su kaynakları yönetimine etkisi isimli doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2013'ten beri Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. İlgi alanları çevre sorunları, flüvyal jeomorfoloji, hidrografya ve su kaynakları yönetimidir. Hocamızın sunumuna geçmeden önce sunum bitiminde yanıtlanmak üzere soru ve katkılarınızı YouTube ve Zoom yorumlar kısmından yazabileceğinizi hatırlatmak isterim. Buyurun Murat Hocam, söz sizde. Neslihan Hocam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkesi saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere insanoğlu medeniyeti kurduğu günden beri doğayla sürekli bir mücadele halinde ve bu mücadelenin ürünü olarak da morfolojiyi sürekli olarak bilinçli ya da bilinçsiz şekilde değiştirme eğilimi sergiliyor. Ve bunun örneklerini de özellikle içinde bulunduğumuz dönemde insanoğlunun doğaya hükmetme mücadelesinin sahip olduğu teknikle beraber daha üst düzeye ulaşmasıyla birlikte artık daha bariz bir şekilde görmeye başlıyoruz. Bu hafta sizlere aktarmaya çalışacağım konu başlığım aslında antropojenik aktivitenin akarsu ve kıyı morfolojisi üzerindeki etkisini bu sahada gerçekleştirilen bir dizi çalışmanın bulguları üzerinden ilerleyerek göstermeye çalışacağım. Yeşilırmak Nehri ve Deltası'nı özelde inceleyeceğimiz bu çalışma sonucunda insanoğlunun doğayla mücadelesinin özellikle suya hükmetmek, suyu kullanmak, su kaynaklarından tırnak içinde ifade etmek gerekirse daha etkin ve verimli bir şekilde fayda sağlamak için inşa ettiği su yapılarının flüvyal morfoloji üzerinde ne gibi etkiler yarattığını, akarsuyun en önemli biriktirme yapılarından birisi olan kıyı morfoloji üzerindeki deltalarda nasıl bir bozulmaya sebep olduğunu örnekler üzerinden bulgularıyla beraber görme fırsatı yakalayacağız. Şimdi öncelikle bazı anahtar bilgilerden bahsetmek istiyorum. Çalışma sahamız ve sizlere aktaracağım konuyla alakalı olduğu için Yeşilırmak Havzası'ndan bir iki kısa cümleyle bahsetmek istiyorum. Yeşilırmak Havzası Türkiye'nin yaklaşık olarak %5 alansal olarak büyüklüğüne sahip 39 bin kilometre kare yüzey alanına sahip Yeşilırmak ve kolları tarafından drene edilen ve oldukça yüksek bir su potansiyeliyle ön plana çıkan devlet su işlerinin tasnifine göre 25 su havzamızdan bir tanesini oluşturuyor. Sivas ile Suşehri ilçesi Köse Dağları'ndan itibaren kaynağını alan Yeşilırmak Nehri, Kelkit Çayı ve Çekerek Çayları'nın da kendisine katılmasıyla beraber oldukça yüksek miktarda sedimanı Karadeniz'e taşıyor başka bir ifadeyle. Ve akarsuyun denizle buluştuğu noktada da Karadeniz'deki en büyük deltalarımızdan birisi gelişimi sürecine oldukça uzun bir süredir devam ettiriyor. Aslında buraya bir virgül koymak gerekiyor. Devam ettiriyor mu, ettiremiyor mu? Bu da yine araştırma konularından bir tanesi aslında. Havzanın yüksek su potansiyeli özellikle 1950'lerden sonra su kaynakları yönetiminde söz sahibi olan farklı aktörlerin ilgisini çekiyor. Ve havzanın su kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak, hidroelektrik potansiyelini elektrik enerjisi üretimine dönüştürmek,
Özellikle çarşamba ve akış aşağısında yaşanan sel ve taşkın olaylarını kontrol altına alabilmek ve havza sulanabilir arazilerinden maksimum ölçüde fayda sağlamak için onlarca baraj inşası başlıyor havza üzerinde. Yanılmıyorsam günümüz itibariyle 80'i aşkın baraj, rezervuarlı su tutma yapısı akarsuyun ana kolu ve yan kolları üzerinde aktif olarak hizmet sağlamak için işletme halinde tutuluyor ve onlarca barajında şu anda yine inşaat çalışmaları devam ediyor. Havza tabii su kaynakları açısından zengin ve bir o kadar da Ramsar kapsamında uluslararası düzeyde korumaya haiz önem seviyesinde sulak alanlara sahip. Bunlar özellikle Delta'da yoğunlaşmış olarak gözümüze çarpan Simenik, Akgöl, Dumanlı Gölü ilk etapta gözümüze çarpan sulak alanlar olarak karşımıza çıkıyor ki yine burada bir virgül koymakta fayda var. Bu sulak alanlarda son dönemde bir takım olayların sonucunda Delta'da meydana gelen değişikliklere bağlı olarak büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmış. Tabii burada dönemin aktörlerinin, devlet su işlerinin ya da farklı kurumların sürekli olarak deltayı kurutma, tarım alanı açma çabaları vesaire birçok çevre sorununa da ev sahipliği yapmış olan bir bölge aynı zamanda. Ama burada bu anahtar bilgilerden sonra dönemin aktörleri tarafından inşa edilmiş barajlara şöyle bir göz ucuyla bakacak olur isek karşımıza çok ilginç bir detay çıkıyor. 80'e yakın baraj olduğundan bahsetmiştim. Ama bunlardan 8 tanesi özellikle rezervuar hacmi büyük, oldukça büyük olan ve akarsuyun boyuna profili boyunca baktığımız zaman öyle iki baraj var ki hemen göze çarparak sinyal veren bir özelliğe sahip. O sinyale gelmeden önce Almus Ataköy, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Kınıçkaya, Çamlıgöze, Süreyya Bey ve Güzelce barajlarının havzadaki rezervuar hacmi büyük olan barajlar olduğunu ifade etmek istiyorum. 1950'lerin sonunda başlayan havza su kaynaklarından barajlar inşa ederek maksimum ölçüde yararlanma politikasının ürünü olarak Almus Barajı 1966 yılında devreye alınan ilk baraj olarak karşımıza çıkıyor. Akabinde 1981 yılında Yeşilırmak ana kolu üzerindeki en büyük depolama hacmine sahip baraj Hasan Uğurlu devreye giriyor. Ve eğer aşağıdaki kesitte çok net bir şekilde gözüküyor boyuna profiline baktığımız zaman havzanın Hasan Uğurlu barajı öyle bir konumda yer alıyor ki akış yukarısında yer alan ve akarsu tarafından taşınan o deltanın oluşumuna muazzam bir katkı sağlayan tüm sediman yükünü, süspanse sediman yükünü insanoğlu tarafından oluşturulmuş yapay bir kapan olarak tutabilme özelliği taşıyor. Ve yaklaşık olarak Hasan Uğurlu Barajı deltanın hemen hemen ağzında yer alıyor. Kuş uçuşu akarsuyun denize döküldüğü noktaya yaklaşık 30 kilometre akış yukarıda yer almakta. Ve Hasan Uğurlu Barajı'ndan sonra topografya neredeyse tamamıyla eğim değerini kaybediyor ve %2'lik, %3'lük bir eğimle Yeşilırmak Nehri artık menderesler çizerek, kıvrımlar çizerek delta üzerinden denize dökülüyor. Şimdi öyle bir baraj var ki Hasan Uğurlu Barajı ve tarihine de dikkat ettiğimiz zaman 1981 devreye alınma tarihi. Ondan sonra akış yukarıda inşa edilen tüm barajlar aslında görece olarak Hasan Uğurlu Barajı'nın rezervuar hacminin dolmaması için bir çaba sarf ediyor. Çünkü taşınan tüm sediman bir şekilde Hasan Uğurlu Barajı'na ulaşıyor ve bu da dönem itibariyle Türkiye'nin en büyük, günümüz itibariyle de Türkiye'deki en yüksek kurulu güce sahip ilk 10 baraj arasında yer alan Hasan Uğurlu Barajı'nın ekonomik ömrünü olumsuz yönde etkiliyor. Sonuç itibariyle insanoğlu su kaynaklarını yönetmek için öyle bir su yapısı inşa ediyor ki konumu itibariyle doğanın binlerce yılda oluşturduğu morfolojik yapı elemanlarına bilinçli, bunu da tırnak içinde söylemekte fayda var, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde değişikliği sürükleyen bir serüveni tetiklemiş oluyor. Şimdi peki çok güzel, doğal yapay bir sediman kapanımız var Hasan Uğurlu Barajı. Akarsuyun boyuna profiline baktığımız zaman akış aşağıda ve deltaya son derece yakın bir konumda yer alıyor ki zaten drenaj alanı da tamamıyla havzayı temsil ediyor. 39 bin kilometre karelik bir drenaj alanına sahip havzayla aynı.
Peki ne oldu Hasan Uğurlu Barajı ve Suat Uğurlu Barajı devreye girdiği zaman? İnsanoğlu, affedersiniz, su kaynaklarını yönetme mücadelesinde çok büyük, devasa bir yapay sedimağ kapanı yaptı. Bu sadece bize özgü bir olay mı? Hayır, dünyanın farklı yerlerinde de var. Yine sunumun sırasında bunlardan bahsederiz. Ve bunu yaptığı andan itibaren artık akarsuyun doğal dinamiklerini, akarsu yatağında taşınan su kütlesinin doğal dinamiklerini değiştirmeye başlıyor. Ne yapabiliyor? Debisinde değişiklikler meydana getirebiliyor. Taşıdığı sedimen yükünde akış aşağıda değişiklikler meydana gelebiliyor. Akarsuyun enerjisinde değişiklikler meydana geliyor. Peki bu değişiklikler sahada, topografyada nasıl etkilerini gösterebiliyor? Akarsu morfoloji üzerinde bir takım etkiler meydana çıkartabiliyor. Ve benzer şekilde kıyı morfolojisi üzerinde de yine bariz bir şekilde görülebilen, ölçülebilen ve varlığı ortaya çıkartılabilen bize kanıtlar sunuyor. Şimdi kabaca bu girişten sonra bu hafta sizlere aktaracağım seminerde bu yapay sediman kapanı inşa edildikten sonra öncelikle debi, sediman ve enerjide ne gibi değişiklikler oluyor ona çok kısaca göz attıktan sonra bu olası değişikliklerin, gerçekleşen değişimin daha doğrusu akarsu ve kıyı morfolojisi üzerindeki görülebilir etkilerini örneklerle göstermeye çalışacağım. Şimdi önce bir akımlardan başlayalım. Yani bir önceki slaytta dedik ki bir sediman kapanı inşa ettik. Türkiye'nin en büyük 6. kurulu gücüne sahip hidroelektrik santrali. Muazzam bir rezervuar hacmi var ve konumu itibariyle akarsuyun taşıdığı tüm süspanse sedimen yükünü depoluyor. Evet, bu bir hidroelektrik santrali aynı zamanda. Hidroelektrik santrali olduğu için de çalışma prensipleri var. Çalışma prensibi ne der? Bir akış aşağıya yüksek miktarda enerjiyi türbinlerden geçirerek göndereceksin. İki, gönderdiğin su kütlesinin içerisinde kesinlikle sediman olmayacak. Sediman olursa barajın ve türbinlerin ömrü üzerinde büyük problemler ortaya çıkacak. Ve buna bağlı olarak bu bakış açısıyla barajın işletilme verilerine baktığımız zaman yine Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin Çarşamba ilçesi içerisinde oldukça uzun süre rasat aldığı bir akım gözlem istasyonu var. Onun verilerini şu an size paylaşıyorum. Akım rasat istasyonu, akım gözlem istasyonu yaklaşık olarak denizden 15 kilometre, 15 metre yükseltide, deltanın 20 kilometre akış yukarısında ve barajın da 13 kilometre kuş uçuşu yine akış aşağısında yer alıyor. 1963 ve 1998 yılında da istasyon kapatılıyor. 1963-98 yılları arasında istasyondaki kesintisiz veriler incelendiği zaman 1980'i referans aldığımızda yani barajın su tutmaya başladığı ve 1981'den itibaren operasyona geçtiğini düşündüğümüz bu zaman kesitini dikkate aldığımızda baraj inşa edilmeden önce 190 yaklaşık olarak 179 metreküp saniyelik yıllık bir ortalama debinin akarsu yatağında hareket ettiğini, barajdan sonra ise 183 metreküp saniyelik bir debinin hareket ettiğini görüyoruz. Yani hidroelektrik santral devreye alındıktan sonra, Hasan Uğurlu Barajı devreye alındıktan sonra akarsu yatağına daha az miktarda su bırakılmamış. Tam tersi bırakılan su miktarı görece olarak sayısal olarak da %2 oranında bir artış kaydetmiş. Bu hidrometrik veriyi biraz daha detaylı incelediğimizde su yılı ölçeğinde barajın inşasından önce ve Hasan Uğurlu Barajı'nın inşasından sonra su yılı ölçeğinde aylık ortalama debilere uzun dönem verilerine baktığımız zaman özellikle Çarşamba ilçesinde türkülerin yazılmasına neden olan ve yüksek miktarda taşkın ve sel olaylarının gerçekleştiği Mart, Nisan ve Mayıs aylarında en az ortalama debinin olduğu Ağustos, Eylül ve Kasım aylarına göre yaklaşık 10 kat daha fazla suyun yatakta hareket ettiği bir dönem olduğunu görüyoruz. Baraj devreye girdikten sonra da bu en yüksek ve en düşük akım değerlerinin yaşandığı aylar arasında yaklaşık 3,1 katlık bir fark ortaya çıkıyor. Yani başka bir ifadeyle
Baraj beklenildiği üzere akış aşağı bıraktığı suyu regüle ediyor, kontrol ediyor, düzenli hale getiriyor. Bir başka ifadeyle taşkın debisinde azalma gerçekleşmesi gerekiyor. Yine bunu da analiz ettiğimizde, veri setini analiz ettiğimizde Gumbel fonksiyonuna daha uygun olduğunu gözlemlemiştik ve bunun 5, 10, 50 ve 100 yıllık periyotlarla taşkın debisini hesapladığımız zaman barajın inşasından ve inşasından önce ve sonraki dönemleri karşılaştırdığımızda yaklaşık olarak %26 oranında taşkın debisinin de azaldığını gözlemliyoruz. Yani baraj işletmeye alındığı andan itibaren aslında insanoğlunun doğayla mücadelesindeki ilk roundu kazandığı gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Akarsu yatağında artık eskisine göre daha yüksek miktarda %2 oranında su kütlesi hareket ediyor. Eskisine göre akarsu rejimi kontrol altına alınmış ve görece taşkınların önüne geçilmiş durumda. Ama bununla birlikte başka şeyler de değişiyor. Peki sediman yüküne bakalım dedik. Yine bu örnekte gerçekten çok şanslıyız. Çünkü böyle devasa bir baraj akış aşağı inşa edilmiş ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi aynı istasyonda 1969 ile 1984 yılları arasında kesintisiz sediman kaydı tutmuş. Baraj öncesi dönemde yaklaşık 2000 ppm'lik bir süspanse sediment yükü var suyun içerisinde. Ama operasyona başladığı andan itibaren su tutmadan ziyade elektrik enerjisi üretilmeye başlandığı andan itibaren bu oran %97 azalarak 51 ppm'e düşüyor. Yani akarsu yatağından aşağıya su bırakıyoruz. Eskisine göre görece bir miktar daha yüksek bir debiyle su bırakıyoruz. Ama sediment yükünden tamamıyla arındırılmış durumda. Yani hiç sediment yükü taşımıyor. Ve aslında burada önemli olan bir nüans daha var. Bunun da etkisini yine sonraki slaytlarda paylaşacağım. Sediment tane dağılımına baktığımız zaman yani evet %97 oranında akarsuyun taşıdığı sediment yükü azalmış. Ama tane boyu da bizim için önemli burada. Kil silt boyu malzeme ve kum boyu malzeme burada süspense yatak yükü içerisindeki, özür diliyorum, süspense yük içerisindeki en önemli kalemi oluşturuyor, teşkil ediyor zaten. Barajlardan önceki dönemde kum tane boyu malzeme taşır iken akarsu, barajlar devreye girdikten sonra, Hasanuğurlu ve Sualtı Uğurlu barajları devreye girdikten sonra rasat değerleri içerisinde kuru sediman içerisindeki kum tane boyu malzemenin oranında muazzam bir düşüş oluyor. Aslında bu da yine insanoğlunun su potansiyeline, havzanın yüksek miktardaki su potansiyeline elektrik enerjisine dönüştürmek için inşa ettiği su yapısını bir başarısı olarak gözlemlenebiliyor. Çünkü siz eğer o barajdan aşağıya sediment yükü yüksek su hareket ettirirseniz türbinler zarar görecek ve ürettiğiniz enerji ile kıyaslandığı zaman oldukça hatırlı sayılır düzeyde maliyet ortaya çıkartan problemlerle karşılaşacaksınız. Yine burada insanoğlu görece bu roundu da kazanmış gibi gözüküyor bir başka bakış açısıyla. Elde edilen rasat verilerine ışığında sediment anahtar eğrisi çizilip yine baraj öncesi ve baraj sonrası dönemde geçmesi muhtemel akım değeri üzerinden bir sediment analizi yapılacak olduğu zaman ise yaklaşık %50'yi aşkın oranda sediment yükünün azaldığı yine anahtar eğrisinden tespit ediliyor. Yani buraya kadar olan kısmı şöyle kabaca toparlayacak olursam, akarsu yatağında barajların devreye alınmasından sonra çok daha az miktarda ve kil silt tane boyu görece olarak daha yüksek süspense madde taşınmaya başlanmış. Enerji kavramına çok kısaca değinmek istiyorum. Çünkü malumunuz giriş kısmında dedim ki bu barajın inşa edilmesiyle beraber bu su yapısının akarsu üzerine inşa edilmesiyle beraber suyun enerjisini değiştiriyoruz. Suyun enerjisini nasıl değiştiriyoruz? 1 ve 2 nol diyagramlarda AB kesitleri aslında aynı noktayı temsil ediyor. Sadece bir tanesinde AB kesitindeki o siyahla işaretlediğimiz nokta baraj rezervuarının arkasında. Şimdi Kalbekten yükseklik diye bir kavram var sıklıkla duyduğumuz. Burada kastettiğimiz akarsuyun orijinal Talvek seviyesinin üzerine
kaç metre su sütunu ekliyoruz? Ki onun o yüksekliğin sağlamış olduğu enerjiyle zaten bu baraj elektrik üretecek, başka bir ifadeyle. O enerjiyi soğuracak. Şimdi bir numaralı kesitte baraj inşa edilmeden önce aynı noktada kinetik enerji ve potansiyel enerjimiz var. Ama barajı devreye aldığımız andan itibaren rezervuarın arkasındaki su görece durgunlaşıyor ve ona akarsuyun eski talvek yüksekliğinden itibaren muazzam bir yükseklikle bir potansiyel enerji katılıyor. Ki bu barajda Hasan Uğurlu Barajı'nda 135 metrelik bir talvek yüksekliği var. Yani barajın inşasından sonra akarsu yatağındaki suya 135 metrelik bir enerji, 135 metre yüksekliğinde su sütununun sahip olduğu potansiyel enerji ekleniyor ki bu da zaten elektrik enerji üretilmesinin temel prensibini oluşturuyor. Şimdi bu bakış açılarıyla elde ettiğimiz verileri topladığımız zaman barajlar devreye girdikten sonraki buradan kastettiğim baraj Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajıdır. Yanlış bir şey anlaşılmasın. Akış yukarıdaki barajlar aslında Hasan Uğurlu barajı devreye girdikten sonra hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü doğal sediman kapanı çalışıyor şu an itibariyle. Evet, o barajların farklı etkileri var, farklı amaçları var. Ama nihai olarak deltaya ve akış aşağıdaki akarsu yatağına giden sedimeni Hasan Uğurlu ve görece Suat Uğurlu barajları kontrol ediyor. Ki bu arada Suat Uğurlu barajı da Hasan Uğurlu'nun kuyruk suyuyla çalışan bir baraj aslında. Çünkü Hasan Uğurlu gerçekten devasa büyüklükte bir rezervuar hacmine sahip. Peki ne oldu? Hasan Uğurlu barajını inşa ettik. Su kaynaklarından daha etkin ve verimli bir şekilde, tırnak içinde söylüyorum, faydalanmaya başladık. Yüksek miktarda akarsu yatağına su bırakmaya başladık. Bıraktığımız suyu kontrol altına aldık. O aylık maksimum minimum akımlar arasındaki farkı azalttık, başka bir ifadeyle. Ve bununla beraber artık akarsu yatağına bıraktığımız su kesinlikle sediman taşımıyor. Neredeyse sıfıra yakın bir sediman konsantrasyonu var. Ama bununla beraber çok daha fazla enerjiye sahip. Şöyle ki fazla enerjiye sahip, Hasan Uğurlu Barajı'ndan serbest bırakılan su hemen akış aşağısında yer alan Suat Uğurlu Barajı'na geçiyor. Suat Uğurlu Barajı da bir hidroelektrik santral işletmesine sahip. Orada bu enerji tekrar kullanılıyor ve Suat Uğurlu Barajı'ndan çıktıktan sonra Kumköy'de yanlış hatırlamıyorsam akış aşağıya devam ederken Kanal Tepe 3 tane daha hidroelektrik santral var. Yani su çok yüksek bir enerjiye sahip ve o enerjiyi soğurmaya çalışıyoruz sürekli olarak. Ve bunu yaparken ne yapıyoruz? İçinde hiç sediman olmamasını hedefliyoruz ki elektrik enerjisi ürettiğimiz sistemler tabiri caizse zarar görmesin. Peki saydığım özelliklere sahip su kütlesi akarsu yatağında hareket ettiği zaman acaba akarsu morfolojisi nasıl etkileniyor diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Şimdi burada karşımıza temiz su erozyonu kavramı çıkıyor. Hungry water ya da clean water erosion adını verdiğimiz bir kavram çıkıyor ki sediman taşıma kapasitesi olmasına rağmen sediman açısından oldukça fakir olan ve aynı zamanda oldukça yüksek enerji seviyesine sahip olan su kütlesi hungry water olarak tanımlanıyor. Yani aç su, sedimana aç su olarak tanımlanıyor. Peki söz konusu su kütlesinin meydana getirdiği erozyon ise temiz su erozyonu. Ve bu erozyonun nihai olarak ne yapmasını öngörüyoruz? Flüvyal sistemin içindeki ana ajan olan akarsuyun aslında dünyaya bir tek bakış açısı var. O da sahip olduğu enerjiyle deşarj olduğu noktaya gidene kadar o enerjinin gücüyle yatağını deşarj olduğu seviyeye kadar alçaltmak. Akarsu aslında dünyaya sadece böyle bakıyor. Alçaltma faaliyetini yürütmek için bu enerjiyi kullanmak istiyor temelde. Ve akabinde de biz şu anda akarsu yatağına eskisine göre %2 daha yüksek miktarda çok çok daha yüksek enerjiye sahip ve taşıyabileceği sediman yükünden oldukça arındırılmış bir su kütlesini bırakıyoruz. Ve bu blok diyagramda da bunu çok kabaca ifade etmek gerekirse T0 anında bir baraj inşa ediyoruz. A blok diyagramında ifade ettiğim akarsu kesiti de hemen bu barajın akış aşağısında yer alıyor. T1 zamanına geldiğimiz zaman B blok diyagramında gördüğümüz şekilde baraj akış yukarıda durduğu sürece yatağın derine doğru kazılmış olması gerekiyor. Temiz su erozyonunun bir çıktısı olarak. Şimdi bu tabii yeni bir kavram değil.
insanoğlu büyük barajları inşa etmeye başladığı andan itibaren böyle bir olumsuz etkiyle karşılaştığını ve karşılaşabileceğini zaman içerisinde öğrendi. Yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir de dünyanın farklı yerlerinde farklı araştırmacılar, farklı bilim insanları bu su yapılarını, akarsu morfolojisi üzerindeki etkilerini farklı şekillerde araştırıyorlar. USGS bununla ilgili onlarca doküman, onlarca yayın hazırlamış durumda. Ama ülkemiz örneklemine baktığımız zaman ise çok fazla bu konuyla ilgili yapılmış çalışmanın olmadığını görüyoruz. Türkiye 600'ü aşkın büyük rezervuar hacmine sahip barajıyla dünyanın bu kadar büyük rezervuar hacmine sahip barajları bünyesinde bulunduran ve işletilen ender ülkeler arasında yer alıyor. Böyle de bir ülkemizin farkındalığı var, ifade etmek gerekirse. Şimdi temiz su erozyonunu sahada nerede gözlemleyebiliriz diye bayağı dolaştık açıkçası söylemek gerekirse. Suat Uğurlu Barajı'nın akış aşağısında tarihi Çarşamba Köprüsü var. Şimdi zaten Çarşamba ilçesini hepimiz bir şekilde biliyoruz. Öte yaka ve beri yakanın olduğu, iki yaka arasındaki ulaşımın 1890 yılına kadar sandallarla, kayıklarla sağlandığı, bu iki yaka arasındaki ulaşımın, köprünün, iletişim ağının çok net bir şekilde kurulamaması nedeniyle tam olarak ilçenin kaynaşamadığı bir bölgeden bahsediyoruz şu anda. Ve 1890 yılında bölgeye ahşap bir köprü yapılıyor. Ve 1890 yılından önce kayık, sandal ve benzeri araçlarla iki yaka arasındaki ulaşımın sağlandığı bu coğrafyada artık ahşap bir köprüyle ulaşım sağlanır hale geliyor. Ama Yeşilırmak Nehri öyle tabiri caizse azgın bir nehir ki yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirdiği taşkın olaylarıyla bu köprüyü sık sık hasarlıyor, sık sık yıkıyor, sık sık zarar veriyor. Akabinde Cumhuriyet dönemin başında, genç cumhuriyetin imkansızlıklar içinde olduğu dönemde başka bir ifadeyle, 1920'lerin sonunda Atatürk'ün bölgede yaptığı bir ziyaret sırasında bu bölgedeki bu olumsuzluk ve bu olumsuzluğun hem bölge halkına hem de yakın çevre üzerindeki büyük olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için bir köprü inşa edilmesi gündeme geliyor ve kararlaştırılıyor. Akabinde 1928 yılında İstanbullu bir müteahhit firmanın üstlendiği, aşağıdaki yansıda bu köprüye ait ilk mimari projeyi görüyoruz. 11 tane ayak üzerine inşa edilmiş 270 metre uzunluğunda 12 gözlü o döneme kadar inşa edilmiş Cumhuriyet dönemi içerisinde bir ilk olma özelliğini taşıyan en uzun köprü inşa ediliyor. Ve şu anda zaten tarihi Çarşamba Köprüsü olarak Çarşambalılar çok iyi bilecektir. 2008 yılında gerçekleştirilen bir rekreasyon sonucunda inanılmaz bir hal kazanıyor. Neden inanılmaz bir hal kazanıyor dedim. Şimdi 1933 yılında köprünün orijinal resmini görüyorsunuz sağ üst köşede. Hemen onun altında Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin rasat kayıtlarında yer alan ama net bir şekilde tarihlendiremediğim 1976 ile 80 arasında yazılı olan metinlerden itibaren yola çıkarak tarihlenebilecek köprünün fotoğrafını ve sol köşede ise 1933 ile aynı bakış açısıyla çekilmiş yeni hali görüyoruz. Tabii son dönemde popüler olan kapı inşa etme düşüncemiz köprüye de yansımış durumda. Köprünün tüm orijinalliği bozularak kapılar eklenmiş ve farklı bir estetik eser ortaya çıkartılmış. Benim kendi kişisel görüşüm 1930'da inşa edilen ve genç cumhuriyetin imkansızlıklar içerisinde hayata geçirdiği bu
inşa ettiği köprüyü orijinal haline sadık kalarak güçlendirip korusaydık daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken aslında bizim konumuzla ilgili olan başka nüanslar var. 33'teki resimde tahta köprüyü de görüyorsunuz hemen. Tabii ki tahta köprünün güncel olarak orada yeri yok. Ve kum adalarını görüyorsunuz. Kum adalarıyla beraber hemen hemen her gözenin altından belli miktarda akımın geçtiğini görüyorsunuz. Bize yakın olan sahilde bu akım azalmakla beraber 2019 yılındaki görsele baktığımız zaman ise bu kum adalarının tamamının akarsudan artık ayrıldığını, akarsu yatağının sanki daha az su taşıdığı tırnak içinde ilk bakışta. Çünkü baktığımız zaman su seviyesinin düştüğü yönünde bir çıkarımda bulunabiliyoruz ki bu doğru değil aslında. Sadece bu fotoğrafa bakarak böyle bir çıkarımda bulunmamız kesinlikle doğru değil. Ve 1933 yılında altından su geçen gözlerden 2019 yılında taşıt geçtiğini görüyoruz. Bilmiyorum şu an masum ekranda fark ediliyor mu? Bu bölge şu anda trafiğe açık ve bu kapının altındaki bölgelerden kara taşıtları onlara sağlanan trafik yolu boyunca hareket ediyor. Şimdi ve dikkat edilen bir diğer nüans 1976 ile 80'i adreslenen yine fotoğrafta eğer köprünün ayaklarına bakacak olursanız 2019'dan farklı şeyler görüyorsunuz. Aslında bu bizi nereye götürüyor? Niye bunları anlattım size? Bu Cumhuriyet döneminin ilk ve en uzun köprüsü olması özelliğini taşıyan Tarihi Çarşamba Köprüsü. Hasanuğurlu Barajı devreye alındıktan sonra elektrik işleri TÜİK İdaresi tarafından sürekli kontrole alınıyor. Ve 1980 yılından itibaren akarsuyun bu noktada enine profili sürekli olarak ölçülüyor. Belirli aralıklarla. Ve bu ölçüm sonuçları da kayıt altına alınıyor. Şöyle ki, şimdi en üstte 1980, 1989 ve 1996 yıllarına ait su yılının başında gerçekleştirilmiş olan en kesitleri görüyorsunuz. Bu en kesitlerin, en kesit ölçümlerinin tamamı elektrik işleri TÜİK İdaresi tarafından yapılmış. Ve bu verilere ulaşmak tahmin edeceğiniz gibi inanılmaz derecede zor oldu. Türkiye'de veriye ulaşmak, veri madenciliği gerçekten başlı başına bir iş. 1996'dan sonra ölçüm alınmamış. Muhtemelen sonraki süreçte kurumun devredilmesi, kapatılması vesaire olabilir. Ve buna istinaden 2019 yılında biz gerçekleştirdiğimiz bir saha çalışmasında önceki yıllardaki referans noktalarını baz alarak akarsu yatağının enine profilini aynı ölçüm noktalarını referans alarak sahada ölçme çalışması gerçekleştirdik. Ve bu ölçüm sonucunda da hatta şöyle çok daha güzel gözükecek. Bu ölçüm sonucunda akarsuyun Tarihi Çarşamba Köprüsü'ndeki 1980'den 2019 yılına kadar olan 4 farklı enine profilini birbiriyle çakıştırdığımız zaman akarsu morfolojisinde o suyun altında çıplak gözle rahatlıkla göremediğimiz akarsu tabanında bir şeylerin değiştiğini tespit etme şansını eriştik. Öyle ki 1980 yılına baktığınız zaman akarsu talveginin bulunduğu yerle 2019 yılında bulunduğu yerin tamamıyla farklı olduğunu görüyoruz. Tarihi Çarşamba Köprüsü'nün konumunu gözümüzde biraz canlandıracak olursak akarsuyun hafif kıvrım, hafif dairesel bir kıvrım çizdiği bir bölgede yer alıyor ve akarsuyun en derin noktası 2019 yılına gelindiği zaman tamamıyla değişiyor. Bununla birlikte dikkat çeken bir diğer unsur akarsu beklenildiği üzere o aç suyun, erozyon fakiri suyun ya da taşıma yükü olan fakat sediment taşıyamayan suyun yatağını deniz seviyesine kadar alçaltma arzusu nedeniyle maksimumda 5.9 metre kadar derine kazdığını tespit ediyoruz. Yani Tarihi Çarşamba Köprüsü'ndeki suyu çekme imkanımız olsaydı 1980 yılındaki, şurada yine 1980 yılındaki koyu siyah çizgiyle gözlemliyoruz. Enine profilin
5.9 metre daha derinde olduğunu şu anda görme şansımız olacaktı. Bu muazzam bir rakam aslında ve benzer derine kazma faaliyeti literatürde yapılmış başka çalışmalarda da ortaya çıkartılmış durumda. Tabii Yeşilırmak Havzası için değil kastettiğim olay. Türkiye havzalarında da bu yanlış hatırlamıyorsam akarsuyun enine profilinde gerçekleşen temiz su erozyonuna bağlı olarak ortaya çıkan aşındırma faaliyetini gösteren ilk çalışmalar arasında yer alıyor. Tal ve profilin değişim yönünü görüyorsunuz ve akarsuyun net bir şekilde derine kazdığını görüyorsunuz. Başka bir şey daha görüyoruz burada. 1989 yılından itibaren akarsuyun ayaklarında aşınmaya karşı güçlendirme yapıları ortaya çıktığını görüyoruz ki bu da zaten yapılması gereken bir çalışma bakacak olursanız. Çünkü akış yukarıdan siz yüksek enerji miktarına sahip ve sedimen yükünden fakir bir suyu bırakıyorsunuz. Bu su kütlesi bu akarsuyun ayaklarına çarptığı andan itibaren türbülanslı akım koşulları hakim olacak. Ve bu türbülanslı akım koşullarına bağlı olarak özellikle Yeşilırmak Nehri gibi görece daha ince tane boylu malzemeden akarsu yatağı oluşmuş ortamlarda ayakların etrafında bir aşındırma meydana gelecek ve köprünün çökmesine kadar gidebilecek bir afeti tetikleyebilecek. Ve aslında bunu da engellemek için köprü ayakları güçlendirilmiş. Bunu da burada net bir şekilde gözlemliyoruz. Yani bir başka ifadeyle akarsuyun akış yukarısına inşa ettiğimiz ve suyu kontrol etmek için, su gücünü kontrol etmek için inşa ettiğimiz bu baraj, akış aşağıda aslında yavaş yavaş bir şeyler değiştirmeye başlıyor. Bir şeyleri ilk başta belki öngörülmeyen, öngörülse bile çok önemli olduğu düşünülmeyen bazı olayları tetiklemeye başlıyor. Şimdi tabii biz bir su yapısı inşa ediyoruz. Akarsudaki akım özelliklerini değiştiriyoruz. Ve akım özelliklerini değiştirdiğimiz andan itibaren aşağıda ne olacak sorusunu sorduğumuz zaman bu bulunduğumuz kezde, bulunduğumuz örneklemde akarsuyun daha az kıvrım çizmesini bekliyoruz. Niçin? Daha yüksek enerjiye sahip bir su kütlesi akarsu yatağında hareket ediyor. Enerjisi yüksek. Niye kıvrım çizme ihtiyacı duysun ki? Yatağını düzleştirme faaliyeti gerçekleştirmesi beklenir. Bunu da standart kıvrımlılık indisiyle analiz ettiğimiz zaman yine 1973 ve 2017 yıllarına ait uydu görüntülerinden itibaren akarsu profilini ortaya çıkarttığımız zaman standart kıvrımlılık indisinin 1'e yaklaştığını, yakınsadığını görüyoruz. Standart kıvrımlılık indisinin teorik alt sınırı 1'dir. 1, akarsuyun dümdüz bir satıh boyunca yani talvet profilinin dümdüz bir satıh boyunca geliştiğini ve kıvrımın olmadığını gösterir. Ama doğada bunun 1 olması özellikle mesafenin uzun olduğu akarsu yataklarında hemen hemen mümkün değildir. Ama burada 1973 ile 2017 yılları arasında standart kıvrımlılık indeksine baktığımız zaman 1 nokta yanlış hatırlamıyorsam 47'den 1.33'e gerilediğini görüyoruz. Ki zaten bunun akarsu yatağında da özellikle Çarşamba ilçesinden sonraki akış aşağı kısmında kıvrımların azalmaya başladığıyla da görebiliyoruz. Yani akarsu artık daha az kıvrım çizme yönünde bir faaliyet sergiliyor. Başka bir ifadeyle. Şimdi barajların devreye girmesinden sonra tekrar altını çiziyorum. Kastettiğimiz baraj Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları. Görece daha yüksek miktarda su akarsu yatağında hareket ediyor. Bu su kontrol altına alınıyor. Yani maksimum ve minimumlar arasındaki fark kontrol altına alınmış ve daha görece düzenli bir akım koşuluyla karşılaşıyoruz. Süspansiyon sedimen yükü yok. Çok daha fazla enerjiye sahip ve aç su akarsu yatağını derine doğru kazıyor. Ve bu 5.9 metre 40 yıl boyunca gerçekleşiyor. Yani 1980 ile 2019 yılları dönemi boyunca maksimumda 5.9 metre ki bu da 15 santimetre yıla tekabül ediyor. Hızla yatağını derine doğru aşındıran bir su kütlesiyle şu anda karşı karşıyayız. Peki bu aç su kütlesi yatağını bu şekilde derine doğru kazarken acaba kıyı morfolojisi üzerinde nasıl bir etki bırakıyor diye düşündüğümüz zaman hemen o akarsuyun ağzındaki deltanın oluşum sürecini aklımıza getirmemiz gerekiyor. Şimdi
Malumunuz olduğu üzere akarsu tarafından taşınan Suspensa sedimen yükü deniz, göl ya da benzer bir ortama girişim sağladığı zaman enerji değişimine bağlı olarak ve ortamdaki diğer parametrelerin de kontrolüyle taşımış olduğu sediman yükünü depolama yönünde bir hareket, eğilim sergilemeye başlar. Yani akarsu tarafından taşınan sediman miktarı taşındığı ortamdaki dalga ve akıntı hareketleriyle birlikte deniz seviyesi değişimleri ve tektonik aktivite zamanın fonksiyonu olarak delta gelişiminde söz sahibidir. Bununla birlikte ne zamanki yapıcı aktivite yıkıcı aktiviteden fazla olur, o zaman biz o bölgede bir delta gelişiminden ya da var olan bir deltanın ilerlemesinden bahsedebiliriz. Ne zamanki yıkıcı aktivite yapıcı aktiviteden daha üstündür, bir delta gelişimi söz konusu olamaz. Bir delta var ise de o delta gerileme sürecine, yani alansal kayıplar yaşamaya, kıyı çizgisinde değişiklikler kaydetmeye başlamış olması beklenir. Bu bakış açısıyla ulaşabildiğimiz en eski tarihli topografya haritasından, 1 bölü 25 bin ölçekli 1957 tarihli topografya haritasından, ki o da 1957 tarihli topografya haritası 1953 tarihli hava fotoğraflarına göre oluşturulmuş. O yüzden 1953 tarihini rahatlıkla kullanabiliyoruz burada. 1953, 62 hava fotoğrafı, 73, 80, 2002 ve 2017 yılları arasına ait uydu görüntülerini bir arada değerlendirdiğimizde akarsuyun kırmızı ile işaretli olan kıyı çizgisi 2017 yılına ait güncel kabul edebileceğimiz kıyı çizgisi. Akarsuyun kıyı çizgisinde denize döküldüğü noktanın sağ ve sol sahilinde yer alan yaklaşık 6'şar kilometre uzunluğundaki kıyı hattı boyunca bir takım değişikliklerin meydana geldiğini görüyoruz. Tabii biz şu anda 1980'e odaklandık. Artık 1980'de o su yapısının inşa edildiği andan itibaren sediman yükünün sıfıra indiğini biliyoruz. Bu sediman yükünün sıfıra inmesiyle beraber akarsuyun derine kazması gerektiğini biliyoruz. Ve kazdığını da en kesitlerle ortaya koyuyoruz. Akarsu derine doğru aşındırma faaliyetini gerçekleştiriyor. Peki bununla birlikte kıyı morfolojisinde nasıl bir değişiklik olmasını bekliyoruz? Diğer zamanın fonksiyonu olarak ifade ettiğim tektonik aktivite, statik deniz seviyesi değişiklikleri, dalga hareketleri, akıntı hareketleri aynı kalsa bile, ki Karadeniz'de aynı değil değişiklikler söz konusu, aynı kalsa bile sediman gelmiyor. Sediman gelmediği zaman beklentimizin kıyı çizgisinin gerilemesi yönünde olması gerekiyor. Ve buradaki anahtar tarih olan 1980'i referans alarak incelediğimiz zaman gerçekten kıyı çizgisinin gerilediğini tespit ediyoruz. Şöyle ki, çok detaylarla aslında kafanızı karıştırmak istemiyorum ama çok kabaca ifade etmek gerekirse, coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanarak USGS tarafından geliştirilmiş bir program olan dijital kıyı çizgisi analiz modülünü kullandığımız zaman, ki burada NSM ve LRR analizlerini dikkate aldığımız zaman net kıyı çizgisi değişimini ve erozyon hızını belirlediğimiz alt bölgeler için ayrı ayrı hesapladık bu örneklem üzerinde. Ve burada 1980 yılını altını basa basa ifade etmek istiyorum. Anahtar olarak kabul ettik. 1980'e kadar olan değişim ve 1980'den sonraki değişimi ayrı ayrı inceledik ki bize barajlardan sonraki ve önceki dönemle ilgili bir bilgi sağlasın bu kıyı çizgisi hesaplamaya çalıştığımız kıyı çizgisi değişikliği. Yine NSM'den biraz bahsetmek gerekirse, net kıyı çizgisi değişimi Lissas programı hesaplarken sadece ve sadece en eski ve en yeni tarihli kıyı çizgilerini refere alıyor, dikkate alıyor. Yani aradaki kıyı çizgilerinin hiçbirini dikkate almıyor. Yani grup 1 ve grup 4'te tüm kıyı çizgileri yer almasına rağmen NSM hesabını sadece 1953 ve 2017'yi baz alarak yapıyor program. Çünkü net kıyı çizgisi değişimini hesaplıyor. Maksimum, minimum ve ortalama olarak. LRR analizinde ise tüm kıyı çizgilerini dikkate alarak aslında bir regresyon analizi gerçekleştiriyor ve bunun sonucunda da yine belirli bir güvenlik aralığında, ki burada %95'ti yanlış hatırlamıyorsam, erozyon hızını bizlere sunuyor. Burada yine programın çalışması ile ilgili bir detay daha aktarmak istiyorum. Transektleri, yani her grupta yer alan kıyı çizgisine paralel baseline'ları transektlerle kesmemiz gerekiyor ki analiz yapabilsin. O transektleri de bu örneklemimizde
Maksimum doğruluğa ulaşmak için onar metre arayla aldık. Yani onar metre arayla transektler çizerek değişimi görmeye çalıştık, hücreleri yakalamaya çalıştık. Peki ne elde ettik bunun sonucunda? Aslında yine beklediğimiz şeyi gördük. Çünkü yola çıkarken o su yapısının orada olması ve akış aşağısında morfolojinin değişmesini bekliyorduk. Hem kıyıda hem de akarsu yatağında. Beklentilerimizi sadece kanıtlamamız gerekiyordu. Ve tarihi Çarşamba Köprüsü bize burada çok güzel bir kanıt sundu. Çünkü bunlar gerçekten çok uzun soluklu çalışmalar. Yani 1980 ve 2019, 2017 yılları arasındaki, 2019 yılları arasındaki rasatlardan, ölçümlerden bahsediyoruz. Görece olarak jeolojik takvimi dikkate aldığımız zaman çok küçük. Ama insanoğlunun yaşı ölçeğinde baktığımız zaman aslında bir bilim insanının belki de çalışma hayatını kanalize ettiği bir süreden, zaman zarfından bahsediyoruz. O yüzden gerçekten veriye ulaşılması zor olan ülkemizde bu tür çalışmaların artması gerektiğini düşünüyorum, kendi nacizane düşüncem. Şimdi ne oldu bu çalışmayı DİSAS'la kıyı çizgisi değişimini araştırmaya başladığımız zaman? Önce şundan bahsedeyim. Burada hemen 2000 düzeltiyorum. 1953 tarihine adreslediğimiz ilk kıyı çizgisini görüyorsunuz. Ve kıyı çizgisinin tabii ki Karadeniz'deki hakim dalga ve rüzgar yönüne bağlı olarak batı doğu doğrultusunda hareket eden dalga hareketlerinin tesiriyle aşındırıldığını görüyoruz. Bu aşındırmanın temel sebebi aslında burası. 1945 tarihli 1 bölü 200 binlik Samsun pahtasını açarsanız akarsuyun tam bu noktadan denize döküldüğünü görürüz. Oysa ki 1957 tarihli ki 1953 tanedeki hava fotoğrafına refer ediyor hazırlanması için veri setini. Orada ise akarsuyun bu noktadan denize döküldüğünü görüyoruz. Yani 1945 ile 53 arasında ki bu zaten Yeşilırmak Deltası'nda akış halinde olan Yeşilırmak Nehri için çok sıradan bir durum. Akarsuyun tekrar yatak değiştirdiğini görüyoruz. Ve o yatak değişimine bağlı olarak artık denize 1945'teki yatağından 4 kilometre yaklaşık olarak daha doğuda dökülen akarsuyun eski yatağın döküldüğü noktanın hızlı bir şekilde aşındırıldığını ve kıyı çizgisinin orada çok hızlı bir şekilde gerilediğini görüyoruz. Peki başka neyi görüyoruz burada? Sarı ile gösterdiğimiz, yeşil ile gösterdiğim kıyı çizgisi 1980 yılına ait. Bakın 1953, 1980 kıyı çizgisinde ve delta'da hızlı bir ilerleme var. Evet, akarsu yatak değiştirmiş ama akarsu sediman taşımaya devam ediyor. Sediman taşımaya devam ettiği için de yeni deşarj olduğu noktadan itibaren deniz yönüne doğru kıyı çizgisini ilerletmeye devam etmiş. Ama 1980 yılından sonra öyle bir şeyler oluyor ki artık hem akarsuyun denize döküldüğü nokta ağız doğuya doğru kaymaya başlıyor. Hem onunla birlikte hızlı bir geriye çekilme trendi başlıyor. Bakın kırmızıyla gördüğümüzde 2017 yılına ait yanılmıyorsam kıyı çizgisi. 2019 yılına ait kıyı çizgisi. Sonuç itibariyle akarsu 80'den sonra hızlı bir şekilde süspense sedimen yükündeki azalmaya bağlı olarak geri çekilmeye başlıyor. Şimdi tabii ki deltalardaki morfolojik evrimi dikkate aldığımız zaman kıyı çizgisi değişimindeki tek anahtar taşınan süspense sedimen yükü değildir. Deniz seviyesi değişimleri, tektonik hareketler, akıntı ve dalga hareketleri de tabii ki delta gelişiminde yadsınamaz öneme sahiptir. Ama burada bunlardan söz etmemize bile gerek kalmıyor. Çünkü biz zaten biliyoruz akarsuyun taşıdığı sedimanı kesmişiz. Akarsu artık sediman taşımıyor. Ve Karadeniz'de en yüksek miktarda özellikle Kelkit çayından itibaren sediman taşıyan akarsuyu biz bütün flüvyal rejimini değiştirmişiz. Süreci tamamıyla insanoğlu olarak bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde farklı bir noktaya evrilmesini sağlamışız. Doğanın binlerce yıl içerisinde geliştirdiği ve kurduğu bu yapıyı biz insan ömrünün yarısı kadar bir zaman zarfında çok büyük oranda geriletmişiz. Ve akabinde bu gerileme devam ediyor. Şu an ekrandaki yansıda gözükmüyor ama akarsuyun denize döküldüğü noktanın sahilde kalan bölgede önemli sulak alanlarımız var. Ve bu sulak alanların tamamı da göçmen kuşların
göç yolları üzerinde yer alan bu sulak alanların tamamı da şu anda kıyı çizgisi gerilemesine bağlı olarak çok büyük çevresel sorunlarla karşılaşmak üzere, yüz yüze, yok olmaya doğru ilerleyen bir serüvende gidiyor. Özetleyecek olursam buraya kadar olan aktarmaya çalıştığım kısmı, 1953'te akarsu, bu arada eski kör yatağını görüyoruz burada, önemli bir görsel açıdan ve yeni denize deşarj olduğu nokta. 80'de delta gerilemeye devam ediyor ama 80'den sonra da hızlı bir şekilde gerileme ve doğuya doğru kayan bir ağız profiliyle bizi karşılıyor. Bir başka ifadeyle 1981 yılı sonrasında Yeşilırmak tarafından taşınan akarsu yükü sediment kapanları tarafından net bir şekilde tutulduğu için 80 yılı sonrası kıyı çizgisi gerilemesi net bir şekilde gözlemleniyor. Aslında bunlar bilmediğimiz, tahmin etmediğimiz şeyler değil ama sayısal olarak, bilimsel olarak örnekleriyle ortaya koyulması açısından ve temiz su erozyonunun neler yapabileceğini göstermesi açısından kişisel düşüncem önem arz ediyor. Peki ne oldu? En baştaki slayta geri dönecek olursak, yansıya geri dönecek olursak, 1981 yılında Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu devreye girdi. Akım kontrol edildi, sediman taşınımı azaldı, su kütlesi yeni bir enerji seviyesi kazandı. Akarsu morfolojisinde ne yaptık? Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde diyorum burada. Etkilerini öngördük ya da öngörmedik. Onunla ilgili bir şey söylemem mümkün değil. Ama akarsuyun daha az kıvrım sergileyerek hareket etmesini sağladık. Ve akarsuyun nihai alıcı ortam seviyesine kadar yatağını aşındırması için onu tetikledik başka bir ifadeyle. Kıyıda ne yaptık? Sediman göndermedik. Sediman göndermediğimiz için de hızlı bir şekilde kıyı çizgisinin gerilemesiyle karşı karşıya kaldık. Ki o bölge, o coğrafya tarımsal aktivitenin yapıldığı, göçmen kuşlar için hayati önem taşıyan sulak alanların bulunduğu, ekosistemin farklı üyeleri için canlılıkların devam ettirmeleri gereken bir dönüm noktası aslında. Biz antropojen bakış açısıyla, insan merkezli bakış açısıyla uzun vadeli etkilerini göz önüne almadan su kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanma hedefiyle inşa ettiğimiz su yapılarıyla akarsu morfolojisi ve kıyı morfolojisi üzerinde net bir şekilde gözlemlenebilen değişiklikler ortaya çıkardık. Şimdi tabii hemen aklımıza gelen şeylerden bir tanesi şu olabilir. İlk kez mi biz karşılaşıyoruz? Hayır. Ne yapılması gerekiyor? Akarsu akış aşağıya sediman bırakılması gerekiyor. Bu yapılıyor mu? Bununla ilgili net bir bilgim yok. Farklı yöntemleri var. Ama sediman bırakılsaydı 2019 yılında yaptığımız saha çalışmasında kuvvetle muhtemel akarsuyun 2000 tarihi net bir şekilde söylemek için geriye dönüyorum izninizle. 1996 yılındaki en kesite göre daha feci bir durumda olmaması gerekiyordu. En azından akarsuyun derine kazma faaliyetinin gerilemiş olmasını ya da bu kadar fazla olmamasını bekliyorduk ki buradan yaptığımız çıkarım barajdan akarsu yatağına herhangi bir sediman taşınımı ya da sediman taşınım modelinin gerçekleşmediği yönünde. Burada Tevfik Hocam'ı da anmak istiyorum. Tevfik Hocam'ın doktora sahası Yeşilırmak Deltası aynı zamanda. Farklı çalışmalar sırasında Yeşilırmak'la ilgili kendisi bize gerçekten çok bizim farkında olmadığımız, gördüğümüz ama gözümüzden kaçan birçok bilgiyi bize aktardı. Bu vesileyle kendisine de burada tekrar teşekkür ederek sözü size devretmek istiyorum. Sürçülisan eylediysek affola diyorum.